ülke böyleydi abicim, böyle. Bir şeyden sayıklardan sonra biraz düzeldi, yapı denetimler kuruldu falan da öyle. Burayı yapan müteahhit şeydi, ismi neydi bilmem lazım ismini. Ben bilmem abi. Rehmi değil de ben burada oturmuyorum. Kaç yıldır buradasınız siz? Ben burada değilim abi, değilim ben. Bursa'da benim yeni iş yerimin kafası, benim eşim de vefat etti, iş yerimi bıraktı. Son zamanlarda buraya bir geldin, deprem oldu. Buradayım, sen de kız kardeşim evde kalıyor. Sonra ben gelip buraya yerleştirdim. Dailenin biri kiradaydı, birinde de baldızım oturuyordu. Benim evim Bursa'ydı. Yoksa 10 sene önce burada yoktunuz. Ben buraya hiç oturmadım. He. Abim oturuyor. Yoksa şurada da bir mühendis arkadaş vardı. Abim oturuyor. Hulusi Bey diye. Abim oturuyor. Tanıyor musunuz? Ben bir eve burada bilirsem bilemem. Daire sahibim burada. Yok, kiracıydı ben. Kiracı. Ev sahibi İstanbul'da. Abim oturuyordu. He. Kız kardeşim oturuyordu. İki dairede benim vardı. He. Arsa bizimdi. O oğlumun ev sahibinin de arsası varmış. İşte öyle almış. Tamam vardı, o almış satmış. Ama yedik. Evet. Şimdi o veriyordu. Ben de veriyordum. İş adamıymış. Bunun Adana'da 150 tane dairesi var. Kimi? Abimin ev sahibi. Buradaki. Peki, yani buradaki yıkıntının sebebi kendisi nedir? Kendisi şeydir, elektrik mühendisi. İş adamıymış, İstanbul'daymış kendisi. Yok, burada oturuyor. Yok, bu şey... Bir emlakçısı, avukatı var. Telefona bakacak durumum var mı? Erdem İzmir'in evi yıkıldı. Şimdi kaldı benim torunum. Hayır, abimle ben özellikle tanıyorum. Vallahi ya. Bak, aynı kişiden bahsetmiyoruz o zaman. Abimin daire sahibi İstanbul'da oluyor. İstanbul'da oturuyor. Ayrı. Peki bu yıkılmanın sebebi ne sizce inşaat mühendisi olarak? Bir bina çürük abi, ne diyorsa donatı eksik, şey eksik, beton kalitesi düşük, hepsi var bunun içinde. Vallahi. Yani evet. Öbürü de öyle o zaman. Öbürü de öyle. Hangisi? Yerle bir olan dipte. Tabii o da gitmiş oluyor. Bu tamamen gitti. O da biliyor bu aynı. Bu da gitti, bu da bitti, bu da bitti iş. Tabii yıkılacak mecburen. Ya gitti abi, o da artık bir daha bir falan gider yani. Altıda bile gidebilir. Her an tehlike abi, oraya kimse yanaşamaz da. Evet. Ama kolonlarında bir dediğiniz gibi kolonlarından olur. Abi işte. Anlattım, başından beri anlattın. Anlatıyorum abi. Şimdi... Olur ya, müteahhiti bilmem nesi olur burada. Ne konuşuyor falan diyebilir ama yok, gerçek bu. Gerçek. O sarkanlar hep ince demirler değil mi? Ne diyorsunuz ona siz? O nervür abi. Nervür. Kirişleri vardı. Kirişler. Kolonlarınki zaten burada bir kolon göremiyoruz. Yok. Kolonlar ekleme yerler. Kolon gitti abi, kaldı. Köşede bir kolon var. Köşede bir tane vardı değil mi? Balkon vardı. Orada bir tek bir tane kolon olmaz mı? Karşılığı vardır. O kolon 99'dan evvel yapılan binalar bu da depremden sonra hiçbir oturmuyor. Yani çürük abi. Deprem yasası çıktı ya ondan sonra. Yani şunu söyleyeyim ben. Bak. Dinliyorum evet. Şunu söyleyeyim. 99'dan önceki de yapılan. Sağlamı da var. Sağlam olmaz olur mu? Bir dakika, mühendisler statik hesabına güveniyor. Projeyi uygulasınlar, yine yıkılmaz. Böyle göçmez. Yıkılmaz ama ben de şunu söylüyorum. 99'da ben mühendisim. Ya, ölümlü hasar diyorum abi, ama ölümlü olmaz. Bak kardeşim, 99'da önce yapılan binalarda ben 4 yıllık uyguladım. Yaptım, projeyi de ben yaparım. Ben kontrol ederim, rutayı da ben yaparım, her şeyi yaparım. Uygularım ve yönetmenliğe göre yaparım. Ama işte ben 99'dan sonra yönetmenlik değişti. Kat sayı arttı. Arttı. Güzel. Kolon ebatları arttı. Ben anlıyorum. Ben giriş ebatları arttı. En kötü ihtimalle diyorum. 99'dan evvel ki yine diyorum ben. Tam yaparsa tabii ki. Tabii tam yaparlar. Çalıyorlar da. Bir de onu anlatmaya çalışıyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Özür dilerim. Yok. Ben 1985 yılında Siemens'in, kullanıyor benim iş yerim Bursa'da ya, Siemens'in kooperatifini 60 tane. Eski yönetmeliği. Ambulansa sorsanız hastalar... Bilmiyorlar öyle bir sorgu. 99 depreminde bir şey olmuyor. Götüren bir daha gelmiyor. Olmadı. Olmaz işte yani. Ama yanındaki bir de bana şimdi ne yaptı biliyor musun? Gece saat 12.01 bana telefon etti. Bir de kontrol ettirmiş elbette. Bir de Alman firmasını yapmışlar. Beton 160 ya. Benim bir 170 çıkmış. Hece hastanesi var ya şeyde. Hayır bir şey var mı benim binada dedi. Abi bizim binada bir şey yok ama dedi yandaki blok haşat oldu.
İşte bu olay bu. Ya birisi de buradan bir fay hattı geçiyor diye söylüyor ama. Buradan geçmiyor. Aynı hizada oldu diyor. Yok. Herkes yok. Sözüne inanamayız. Ben araştırmadım. Yok abi yok. Kuzeye doğru yere de var. Şimdi şöyle diyeyim ben. Şimdi yanlış anlamadım. Ben de inşaatçıların içinde 5 yıl geçirdim. Birlikte ben hevesliydim. İnşaat mühendisi ben yanımda Tomacay'ı uygulatırdı bana. Birlikte sayardık denirler. Okullar. Ondan biliyorum ki çok takdir. Bu zaten böyle, böyle bir benim içim yanıyor. İki torunum gitmiş, gelinim, oğlum gitmiş. Bolozun içinde. Burada. Burada şimdi bekliyor. Burada bekliyor. Demin de söyledin sizdiniz. Ben de bekliyorum. Biri de gelmiş. Amca diyor benim 3 tane kedim vardı onlar için. Ne yapsın? O da can ya. Ya can da abi. Can ya olsun ya. O da evlattan şimdi neler çekmiştir. O da sadık bir şeydir yani. Canlı, hepsi canlı bu dünyada. Onlar da, tamam, onlar insan en büyük varlık. Bizim apartmanda. Onu da mazur gör. Kadın he. İnmiş. Kızı herkes da inmiş. Herkes inmiş. Ben de indim. Aşağıdayız. Şimdi benim burada kız baskı yaptı. Gençliği kızı kadını. İlle diyor yukarı çık. Çıkardı çıkmaz. Kadın iyi peki tamam. Çöle ama sen burada bekle. Amcamın oğlu orada, yeğenim orada kaç kişi var şu an şeyde biliyor musun? Şurada. Evet burada şu an. Bolozun içinde. Valla biz kurtarma ekibinden de hiçbir şey kalmadı. Oraları hep kurtardık. Peki, dediler. Işte, yukarıdan mı kurtardılar onları? Bir 5 kişi kurtardık dedi. Buradan 5 kişi kurtardık mı demişler? Bir tanesi öyle dedi. Bilmiyorum. Yok abi yok. Benim oğlum 10. katta oturuyordu. Yok o zaman abarttı. Aa, yanımda annem vardı duymasın diye. Yani 10. katta... Yandım kızım yandım. Ben mi boynumu kesip gittim. Kuzularım gitti. Annem yanımdaydı bırakmıyordum. Annem çıktılar sözümü tutmadılar. Sözümü tutmadılar kızım. Sözümü tutmadılar. Nerede bu halde? Umurumdan yığını duruyor. Ettim aşağı. O göl kenarı da tehlikeli. Her an kayma olabilir o tarafa. Hayır, göle bakan binaları demiyorum. Onlar ikişer katlı. Onlar demirini, kömürünü iyi kullanmıştır. O dubleks evler bayağı sağlamdır muhakkak. Parayı bol harcadılarsa muhakkak. Artı deprem olur. Bu taraf yapılacak ablacığım, sakin ol. Kuzularım gitti kızım, kuzularım gitti. Abim de oradaymış. Kuzularım gitti. Gelemiyorum biliyorum kızım, biliyorum. Uçak yok mu, bineceğiz biz. Yok, biz okulun yanındayız. Yok, uzak, biz okulun yanındayız. Oy gel yanıma kızım, kuzularım gitti. Bir çay çıkıp bitirin, geçiyorsun. Yok, biz okulun Anadolu Lisesi'nin buradayız. Yandı, Serap'ın anası da yandı. Yok, zaten Serap'ın sizin daire tamamen gitmiş, yan daire. Serap'ın telefonu hiç açılmıyor, Serap gitti. Turan, sen bunu bir yapabilirsin mi? Ben telefonumu... Oldu Melahat abla, gelin bize bir bakın bu halde. Bir hastaneye gitti. Yok. Öyle diyorlar. Ben de yalan söyledim, abim de söyledi. Gösterdi, ben o tarafa gitmedim. Bunlar neydi? Çukurova Üniversitesi'den bir araştırma ekibi. Diyorlar ki bu bulursa daha hiç bir hastaneye gidiyorum. Ç-ü mü diyor? Yok. Ne diyor ya? Tamam hadi. Neymiş bu gelen ne? Evet. Ben şöyle bir bakayım.
Taksim'de yatalım. Ama karanlık çok zor olacak. Doğru, daha projektör yapalım. Ceyhan'da hasar var mı gençler ya? Ceyhan'da yok diyorlar ama. Bir ölü var. Yani Allah rahmet eylesin. Bu kadar yok yani. Adana'da Tufan Belli'de de var abi. Tufan Belli'de de var. Tufan Belli'de var. Bir küçük bir şey. Osmanlı'da var, Tufan Belli'de var. İlçeler gitti abi ya. Allah yardım. Oğuz kask oturmuş mu? Allah Allah. Tufan Belli'ye kadar varmış. Ceyhan'da bir kişi çıkarmışlar öyle. Bunlar da Ceyhan'dan gelmişler buraya. Sivil savunma. Yani şeye girecekler. İnşaata girecekler. Şeye, yıkıntıya, enkazı. Şurada budamaya geldik ya. Göçe de bilir. Üçüncü deprem nerede olacakmış? Abi öyle 5-8 arası diyorlar ama abi. Ha, onun saatini bilemezler de. Onu Allah bilir abi. He. Ya yalan şey atıyorlar ne diye ya. Evet. Korkutmak için. Yani. Yalnız bir üçüncü deprem Adana'daki olacak yani. Tamam. Ama belli değil süresi. 10 yıl olur, 30 yıl olur. Ben geçeyim abi aşağıya. Ben tamam, millete geri geldi. Maraş'ta. Selam abi sen burada dur. Tamam canım ben nereye kadar buradayım. Yedekte Murat gelecek o sabah. Tamam. Tamam abi. Haberleşelim bir şey oluruz abi. Belediyeden misiniz? He ben oturmak ne yapıyorum. Vallahi belediyeden de sağ olsun. AFAD'dan da sağ olsun. Hepsi geldi buraya. Önce belediye geldi. AFAD geldi. Devlet olsa ne yapacak? Her tarafı. Her tarafı. Hangi bine gidecek? Öyle binlerce falan değil ha. 20 tane dedi demin şey bilmiyorum. Yok burada değil yani Türkiye evet. Genelinde çok. Abi 10 şehri vurmuş. Demin milletvekiline beraberdik. AK Parti'nin o Ahmet'lemizi geldi. Maraş'ta dedi mahallenin bir komple diyor tertemiz. Yerle bir. Yani 10 binlerin üzeri. Evet. Halk panik olmasın. Ne yapacağız? Hepsi ortaya çıkacak. Burada ama biz bir hırsız milletik. Evet, demirleri çalmıştık. Sabahın ben inşaat mühendisi kaya perdesinin arkasından bakınca kocaman kirşe bir vurdum. Peynir ya. Kırıcına kıracağın şeyi olanı peynir gibi makine geldi patlıyor. Makine vurmaya korkuyor. Burada şimdi
Kaç akrabası var. Olan var. Var abi. 5 10. Orada da var 5 10. En az 10 tane var. He, orada belediye amirlerinden biri geldi. 3 saat 2 saat oldu herhalde. 2,5 saat. Ya burada altta kalan var mı diye öyle kendi kendine bir o elemanlar söyledi. Ben dedim olmaz olur. 5 kişi en azından vardı ama. Abi şu var. Sahipleri bekliyor. Sabah burada da öyle. Sabahki şeyden kaçıp da apartmana gittiler işte. Dışarıda arabada sabahladılar, vakit geçirdiler işte. Kurtuldular. Daha benim çocuklarım benim evim müstakil daha kapıdalar. Küçük çocuğu da çocuk var anasına giden. Şimdi arabam da iş yerinde. Sabah 4'te gittim çıktım geldim. Çıktınız. 4'te çıktım. Terk ettiniz yani. En iyisi. Şimdi varacağım çok da arabalarım sapacak. Ne yapacak? Korkuyorlar günüme göre. Ya zaten demin geri çekildi. Bir arçı geldi yarım saat önce. O yüzden bıraktılar. Şimdi bu talebeleri çalıştıracaklar, görevlileri. Gelmek tabi iş olmaz. Vinç gelecek üstteki şu kil işler düzenince bağlayıp bağlayıp alacak. Alta zarar vermeden. Altına verirsen. Ama çok tehlikeli. Sabahın kazmaya vuruyordum. Baktım adamın çocuğu genceli bir oğlum kovaya takılmış geldi. Çok iyi bağladı. Az sonra öbür taraftan başladı. Öyle vurdum genel adam. Orada bir saat durdum ben de. Doğru aldım. Çok. Çok sağ ol. Lütfen. Biz daha önce burada gidelim. Can gel. Mezun. Sizin yakınınız mı var? Telefonlarınızı verin de telefonları çaldıracaklar çünkü. Onun bir kağıda yazın. Telefonlarınız mı? Çekmiyor ki telefonlar. Akrabası olan var mı burada? Telefonları çaldırılacakmış. Hı? Akrabası olanlar varsa yakınları. İşte ya, bu tarafa geçti o. Yok o değil. Bir tane daha teyze var. Söyleyelim de. Gitmişler. Yok hiçbiri. Thank you.